yerden mi sen? Kandayız. Sol tarafımız deniz. Rekor kırmış durumdayız. 9 saattir yayındayız. Selamlar, yeni bir yayına hoş geldiniz. Berbat bir İstanbul gününden hepinize güzel bir gün dilerim. Berbat derken yağmuru seviyorsanız ne ala ama şu anda gök yarıldı. Sanırım barajlar dolsun diye İstanbul'da acayip bir yağmur var. Göz gözü görmüyor, hava karanlık. Bugün yayında yine iki önemli konuya mercek altına alacağız. Banka dolandırıcılığı ve fenomenlerin durumu. Biliyorsunuz bu da çok konuşuldu, tartışılıyor. Şeref Oğuz konuğum olacak. Ekonomiyle ilgili bir konuyu konuşuyoruz. Onu da farklı boyutlarıyla ele alacağız. Like tuşunu hatırlatayım. Beğen tuşuna bastığınız zaman bu yayınları daha çok insan izliyor. O yüzden bir hatırlatıyorum sadece. Yani biliyorsunuz eminim ama beğen tuşuna bastığınız zaman daha çok insana ulaşıyoruz. Ne kadar beğenirseniz bizi de o kadar mutlu ediyorsunuz. Şimdi ortada bir dolandırıcılık var. Bu dolandırıcılıkla Türkiye'nin ünlü isimlerinin adı geçiyor. Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük bankalarından bir tanesinin adı geçiyor. Türkiye'deki tefecilik sistemi aslında bir anlamda arka planında işliyor. Birileri para alıyor, para götürüyor. Paralar bir şekilde faizde bir tane seçil bank diyeceğimiz hani bir kadına, bankanın içinde banka kuran bir kadına veriliyor. O kadın gidiyor, birilerinden para kiralıyor. Hatta o kadar ilginç isimler var ki korkuyor. Mesela diyor ki kapalı çarşıda birisi var. Herkesin adını veriyor ama diyor ki onun adını veremem diyor. Korkuyor yani. Hiç kimseden korkmuyor. Fatih Terim'den korkmuyor, ondan korkmuyor, bundan korkmuyor, bundan korkuyor. Bu kim bilmiyoruz. Şeydeki kapalı çarşıda. Şimdi bu bir rivayet olarak bilinir. Eminim Masak biliyordur mesela. Ya kapalı çarşıda bu paralar işte bir dönem böyle şey bilinirdi mesela. Ya hepimizin bildiği sırlar aslında. Kapalı çarşıda mesela sahte çantacı vardır değil mi? Ben hiç gitmedim ama kadınlar bilir giderler işte ne bileyim 50 bin dolarlık çantayı 50 bin liraya alırlar oradan birebir aynısı. Hepimiz biliriz bunu yani herkes bilir. Şimdi kapalı çarşıda bir dönem bir para şeyi vardı işte sen yurt dışına para çıkartılamazken kapalı çarşıda verirsin birisine işte o dövizci mi olur kuyumcu mu olur bilmiyoruz. O da gider yurt dışında işte %5'ini keser %10'unu keser sana parayı verir diye bir rivayet vardır bilinir. Şimdi de bir tefecilik sistemi oluşturulmuş Türkiye'de. Suç. Suç bu yani. Bu böyle bir şey olmaması lazım normal şartlarda. Ve de bir banka çalışanı artık bunun ağına mı düşmüş diyeyim, onlarla çalışmaya mı başlamış diyeyim. O da bir muamma. Ve de diyor ki ya kapalı çarşıda birisi var diyor. Adını söyleyemem diyor. Ama diyor o da bu sistemin içinde. Şimdi söylemeyebilir. Korkabilir. Ama siz ne bileyim savcıysanız, polisseniz şeye girersiniz, HTS kayıtlarına girersiniz, telefon trafiğine bakarsınız, tak diye çıkartırsınız yani. 5 dakika gir şu HTS kayıtlarına, kim neredeymiş diye bak, 5 dakikada çıkar. Şimdi Seçil Erzan diyor kapalı çarşıda birinden para almışım ancak şahıstan korktuğum için söylemiyorum. Savcı da merak etmiyor, kimmiş bu ya demiyor yani hani. Ya kim kardeşim bir dakika burada bir dolandırıcılık var da arka planında biz bu dolandırıcılığın arka planında Türkiye'deki tefecilik sistemini görüyoruz. Yani bir kadını, bence bu Seçil Erzan'a hani ben acıyorum artık sonunda. Kadın iyi dolandırmış. Eyvallah. Saygı duyuyoruz kendisine. Bir dolandırıcı olarak hani Türkiye'de Sürün Osman'ı yakalamış yani. Çünkü bu kadar ünlü, tanıdık ismi dolandırmak kolay bir iş değil. Bir de Denizbank gibi büyük bir bankanın içinde dolandırmak da hiç kolay değil yani. Hani bir başarı hikayesi dolandırıcılar dünyasında. Baş dolandırıcı olabilir mesela. Şube müdürü olmuş yani. Şey tutmuşlar ama bir yandan da üzülüyorum, acıyorum çünkü kadına da çökmüşler. Kadın milleti dolandırıyor. Dolandırılanların bir kısmı kadını dolandırıyor. Bütün tefeciler üşüşmüşler başına. Bir veriyorlar, iki alıyorlar. Üç veriyorlar, beş alıyorlar. Ve de kadın aslında hem dolandırıcı hem de kurban aslında. Bunların da kurbanı. Fakat biz bu dosyaya baktığımızda bunların hiçbirini görmüyoruz. Yani bir tefecilik sistemi var ya. Neler neler var yani bu dosyaya baktığınızda. Bir futbolcu ve menajerinin kendisine çöktüğünü söylüyor kadın. Dosyada var mı? Var. Bir kısmı var yani. İcraatta bir şey var mı? Yok. Ben bunu anlamış değilim. Yani birisi diyor ki ya bunlar geldiler. Beni şöyle aldılar, paramı aldılar, bilmem ne yaptılar. Akrabalarının yaptığını söylüyor. Ben şikayetçi değilim diyor. Ya şikayetçi olmasam bile başkasının parasına ortak olmuşlar. Onlar da biliyorlar bu dolandırıcılığının bir şey olduğunu.
Dün Murat Ağaren çok güzel bir soru sordu. Mesela bir zabıta var. Çorlu'da bir zabıta 500 bin dolar vermiş kadına. Murat Ağaren dün Halk TV'de diyor ki ben diyor burada bu zabıtayı merak ettim diyor. 500 bin doları nasıl kazanmış? Bak ben de merak ettim. Sen de merak etmişsindir. Bir zabıta 500 bin doları ki herhalde daha fazla var ki 500 bin dolarını veriyor parasını. Ama savcı merak etmiyor ya kardeşim sen bu zabıta olarak nereden buldun bu parayı demiyor. Dün Denizbank uzun bir açıklama yayınladı. Şimdi Denizbank'ın açıklamasına bakıyorsun. Bir de haberine bakıyorsun yani şeyin. Seçil Bank'ın haberine demecine bakıyorsun. Çelişki var. Ya bir banka yalan söyler mi? Birisi yalan söylüyor. Ya Seçil Sezer yalan söylüyor ya da banka yalan söylüyor. Bankanın Seçil Sezer'in bu dolandırıcılık ortaya çıktığındaki o günü anlatıyor ne olduğunu. Seçil Erzan. Niye Sezer diyorum ben ya? Seçil Sezer kim abi? Biri bir yerden geldi aklıma takıldı yıllar, günlerdir sürekli dil sürçmesi yaşıyorum özür dilerim. Şimdi banka diyor ki kendini şeyle geldi biz onu aldırdık, aldırmadık kendisi geldi ifade verdi bizim teftiş kurulumuz vardı ve de oradan gitti. Aslında banka bu açıklamada isim vermeden teknik direktör diyerek Fatih Terim'i de otobüsün altına itiyor. İlginç bir maç yaşıyoruz aslında. Hakan Ateş'le Fatih Terim maçı bu. İki ünlü, iki tanınır isim. Birinden biri kazanacak. Büyük bir maçın ortasındayız yani. Çünkü Hakan Ateş normalde bu işi kapatabilirdi bir şekilde. Kapatmadı. Mesleğini riske edecek kadar büyük bir risk aldı yani. Mesleki risk olur yani şu an düşünsenize. Sen bankanın genel müdürüsün. Bankanda 43 milyon, 48 milyon dolarlık şey olmuş, dolandırıcılık olmuş. 10 yıllık şube müdürünü dolandırmış. Sen hem de bir yıl değil, bir gün değil, bir ay değil, bir yıl değil, 2 yıl, 3 yıl, 10 yıl dolandırmış haberin yok. Yani mesleki olarak büyük risk aldı bunun ortaya çıkıp peşine düşmekte. Şimdi Fatih Terim de şu anda mesela. Fatih Terim niye gitti o gün oraya? Çünkü ben sordum Fatih Terim'e sizin paranız var mı? Yok diyor. Fakat ilginç bir durum yaşanıyor orada da. Şimdi Fatih Terim'in avukatı ben hiç tanımıyorum. Fatih Terim avukatıyla Seçil Erzan'ı tanıştırıyor. Hatta avukatla bankacı bir noktada nişanlanıyorlar. Şimdi orası da tuhaf. Yani o kadar büyük tuhaflıklar var ki bu şeyde iddianamede. Kimse de merak etmemiş bunu yani. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Dur avukatın adı neydi tam olarak? Ha? Söyle oğlum sesli söyle. Avukat aynı zamanda İbrahim Çağlar'ın da avukatı. Candaş Gürol. Şimdi Candaş Gürol'un bir ifadesi var. Candaş Gürol Fatih Terim'le arasını bozmuş. Birkaç demeç de verdi geçtiğimiz günlerde. Dedi ki benim haberim yoktu bundan. Ve hatta biraz da bozuldum dedi bunlara. Sonradan öğrendiğimi. Fakat Habertürk'te bir haber çıkmış. O haber de şimdi normalde ulaşamıyorsunuz. O da tuhaf. Ya Habertürk'te bir haber var. Orada bir haber var. İşte Fatih Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi diye. Şimdi bu ifade çok önemli bir ifade biliyor musunuz? Çünkü bu ifadede Candaş Gürol diyor ki ben diyor Fatih Terim'in evine gittim. Fatih Terim dedi ki biz buraya para kaptırdık. Kızlarıyla konuştuk, şununla konuştuk, bununla konuştuk. Hatta Arda da oradaydı. O konuşmadı. Ve de ben bunları konuştum, şaşırdım. Herkes işte ne kadar para kaybettiğini şey yaptı diye anlatıyor. Şimdi bu ifade yok mesela. İfade iddianameye bakıyorsun yok. İddianamenin bizde ilk nüshası var. O da yok. Hatta başka iddialar var. Yani bir başka iş adamının da avukatı. Ve de diyor ki o iş adamı biz diyor Seçil Erzan'a parayı verirken avukat beyin sekreteri İbrahim Çağlar, iş insanı İbrahim Çağlar ifadesini tamamında diyor ki işte bu şeyi verirken sekreteri götürüyor, veriyor Seçil Erzan. Hatta arabada bir kadın daha var falan diyor yani. Hani avukatı. Yani şimdi bu öyle bir hikaye ki bu işin içinde kim var, kim yok. Yani bu iş bir şekilde kapatılmaya çalışılıyor herkes tarafından. Herkes bu işi kapatmaya çalışıyor aslında. Fakat işin içine girdikçe iş tuhaflaşıyor. Burada kim mağdur, kim tanık, kim sanık ben anlamadım gerçekten. Şu andaki iddianame buzdağının tepesinde bir şey. Ve de çok şüpheli bir iddianame şu anlamda.
Birileri korunmuş mu, kollanmış mı, şey mi olmuş? Şimdi yine başa dönersek, dün Denizbank anlatıyor dedim ya, Hakan Ateş'in yaptırdığı açıklamada. Denizbank'ı anlatıyor. Denizbank diyor işte şöyle oldu. O gün geldi. Seçil Erzan geldi. Kendi arabasıyla geldi. Şu plakada geldi. Biz de şey yaptık. İşte o sırada diyor biz diyor serum verdik diyor. Çok kötüydü diyor. Çünkü bizim işte 4000 tane çalışanımız var. Onlara bakan bir tane burada bir şey var. Fakat o iddianamede bir konu hakkında ne yalanlama var ne de doğrulama. Nedir o? Seçil Erzan diyor ki beni aldılar diyor. Banka teftiş kurulu anladığım kadarıyla işte genel müdür yardımcıları bilmem ne yaparken. Hakan Ateş odaya geldi diyor. Getirin o iddiayı. İddianamede bu var mesela. Denizbank'ın açıklamasında ya bu yalandır. Hakan Ateş o gün ne bileyim Dubai'deydi. Ne bileyim İsviçre'de kayak yapıyordu falan demiyor yani. Hani yoktu. Binada vardı değildi falan yok. Oysa Seçil Erzan diyor ki geldi bana dedi ki biz sana avukat bulacağız. İşte seni şey yapacağız. Bakın ifade de şöyle. Hakan Ateş bankaya geldi. Bulunduğumuz toplantı salonuna girerek kızım biz zaten insanların parasını vereceğiz ama ortada bir enkaz var. Kimden ne aldıysan söyle zaten bu bir zimmet değil. Zimmet olsa sen yıllarca içeride çürüdün diye bir yönlendirme yapıyor yani baktığınız zaman. Ya bunun içinde bak tefecilik sistemi var Türkiye'de değil mi? Yani bu bir düzgün bir şekilde bunun üzerine gidilse bu mesela böyle bir şey yapması hadi etik olarak geçtim. Etik olarak doğru mu yanlış mı kısmını geçtim. Ama hukuk olarak doğru mu yanlış mı sorusunu herhalde soracağız yani. Yani bu işi bir hadi kapatalım bunu ya bu böyle değil diye geçmeyeceğiz ya da açıklamada bunu söylüyor. Bir cevap versinler desinler ki böyle bir şey yok. Seçil Erzan yalan söylüyor. Bir de Hakan Ateş'in adı kullanılmış. Yani hani ben Hakan Ateş'in böyle şeylerin bir parçası olduğunu hiç düşünmüyorum ama şu hikayede yolunda gitmeyen bir şeyler var yani bizim şey yaptığımız. Şimdi gazeteciler bunun peşinde. Diyor ki ya böyle şey olur mu diye soruyoruz hep beraber. O kim diyoruz burada ve Hakan Ateş konuşmuyor. Fatih Terim konuşmuyor baktığınız zaman. Bence Fatih Hoca'nın muhakkak çıkıp açıklaması lazım. Hiç Fatih Hoca'ya çıkıp bir basın toplantısı mı olur? Şey mi olur? Bu iş, bu hikaye bizim için şöyle oldu demesi lazım. Çünkü avukatı şimdi bir demeç veriyor. Habertürk'te haber var. Habere ulaşamıyorsunuz. Gizli şeyden ulaşıyorsunuz. Ama habere referanslar farklı medya sitelerinde var. Haberde bir tane ifadeden bahsediliyor. O ifade iddianamede yok. Uçmuş, girmemiş. Hani anlıyorum. Belki de savcının yükü çok. Ya Adalet Bakanı'na sesleniyorum en azından. Kamuoyunun gündeminde böylesine davalara biraz daha duyarlı olmak lazım. Bakmak lazım yani hani. Yani bir savcı yetmiyor mu? İki savcı daha vermek lazım. Bunu araştırın çünkü bütün kamuoyu bunu konuşuyor. Yani bunu ne bekliyorlar ki ya? Bu kapatılacak mı yani? Kapatılmıyor. Bakın fenomenler. Engin Polat, Dilan Polat magazin haberi değildir diye diye dilimizde pelesenk oldu. Şu anda görüyorsunuz değilmiş gerçekten. Bu konuda bu konu deştikçe sadece 3-5 tane futbolcunun, iyi niyetli futbolcunun şeyle para şeyi değil. Şimdi bir sürü şey var Türkiye'deki ekonomik sistemi ilgilendiren. Şimdi Şeref Oğuz konuğum. Şeref Bey ben bunları söylüyorum ama siz bir ekonomist olarak mesela bu şey bankadaki dolandırıcılık meselesine baktığınız zaman siz ne görüyorsunuz merak ediyorum. Sadece 3-5 futbolcunun hani böyle bir şey mi? Çünkü orada da iddialar var. Mesela birisi diyor ki 40 kişi dolandırılmış sadece 8 tanesi futbolcu. Siz ne görüyorsunuz acaba? Bir sesiniz gelmiyor ama sesinizi bir ha, tamam. Yok duyamıyorum ben. Seste bir sıkıntı var Şeref Bey'in. Bugün bir çözebildiyseniz hemen alalım. Yine bir şey var. 40 kişi bu işe girdi deniliyor. Sadece 8 tane. Mesele burada yani takım meselesi değil, futbolcu meselesi değil. Daha büyük bir kara delik var aslında orada. Bütün sistemle ilgili, bankacılık sistemiyle ilgili, Türkiye'deki para trafiğiyle, vergi kanunuyla, tefecilikle, kara para demeye dilim var mı? Ama mesela Bulgaristan'a gidip geliyorlar aradakiler. Niye gidiyorlar? Ne yapıyorlar? Şimdi biz hep Seçil Erzan'da odaklandık. Peki diğerleri ne oluyor? Yardımcıları var. Tefecilik yaptığını söylüyorlar. Sürekli bir Bulgaristan'a gidip geliyor. Bir Bulgar var. Şimdi başka işler de işin içine girmeye başlıyor. Paranın bir kısmı yok. Nerede? Kim aldı? Yani şimdi biz herkes Seçil Erzan'ın üzerinde tepinip duruyor. Burada bir tane bir kişi yok yani. Bir ekip var.
Herkesin birbirini soyduğu bir ekip var yani. Bu işin o yüzden mağduru kim? Mağruru kim? Kim sahtekar? Kim bu şeyin? Hani burada dört dörtlük örgüt suçu var aslında yani. Hani bir kişi yapmamış yani. Bir kişi Charles Ponzi gidip ya işte dükkanında yapmış. Burada bir dükkan değil ki, bankanın içinde şey. Bunların ne kadarından kim ne kadar haberdardı? Ne kadarından hiç kimse bilmiyordu. Bu soruların yani ortaya çıkması şart. Ama şu anda bir tane iddianame var. İddianamede gazetecilerin bile baktığında acayip boşluklar, tuhaflıklar var, eksikler var. Ve de şu anda bu hikaye bir yere gitmiyor, ilerlemiyor. Bir başka konu, fenomenler meselesi. Size şey demiştik, Şampiyonlar Ligi demiştik. Ha geldi mi? Şeref Bey merhaba. Yine duymuyoruz ya. Ay Allah, bir sıkıntı var ama neden yok, duymuyoruz sizi. Siz bizi duyuyorsunuz, ben duyamıyorum sizi şeyden. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum. Gençler, belki de siz duyuyorsunuz, ben duymuyorum. Bankanın güvenlik kameraları çıktı mesela. Bu mesela yani Seçil Bank Deniz Bank'ın içine açılmış. Kadın tamam dışarıdan da para alıyor ama içeriden de alıyor paraları. Fotoğraflar var iddianamede, şeyler var. Birçok görüntü var. Bu görüntüler de çıkmaya başladı. Yani mesela diyorum ya, bu Habertürk'te haber çıkıyor. Şeyin Seçil Erzan'ın avukatı bunu söylüyor diyor. Haber yok. Uçuyor. Habere referanslar duruyor. Habere ne bileyim VPN'den mi giriyorsunuz? Başka bir şeyden giriliyor. İfade verdi diyor. O ifadeyi ben göremiyorum hiçbir yerde. Avukatın sekreteri ben paraları aldım götürdüm şeye verdim diyor Seçil Erzan'a. Yani hani bunları biz görüyoruz, siz görüyorsunuz. Kimse görmüyor mu yani hani? Şu anda ulaşılıyor habere bak. Habertürk'teki haber yeniden aktif. Herhalde biz giremedik. Birkaç internet sitesinden girmeye çalıştık. Bütün hikaye dönüştürecek bir şey yani hani. Bayağı Fatih Terim'i ailesini zan altında bırakan bir şey. Söyleyen de Fatih Terim'in eski avukatı. Kaynağı neresi? İddianame, ifade verdi deniliyor. İfade nerede? Yok. Şimdi bir, ya ifade yok. Bu haber yalan. Bu haber doğruysa ifade nerede? Para nerede? Yok. Araba nerede? O da yok. Para nerede? O da yok. Araba nerede? İfade var mı yok mu? Geldi mi Şeref Bey? Yapabildik mi? Böyle oluyor teknolojiyle imtihanımız yani. Hani testler yapıyoruz, şeyler yapıyoruz. Son anda şey. Şimdi bir başka konu. Fenomenler. Dedik ya Dilan Polat, Engin Polat sadece bu işin bir şeyi. Instagram'da bunlar bir hikaye anlatıyorlar. Yalan dolan. İşte güzellik merkezi açtık, oradan da paraları vurduk. Aa şimdi de saçıyoruz falan. Böyle bir şey yok dedik. Sonrasında bir fotoğraf yayınladı. Kendisi yayınlamış bir de. Öylesine güzel ki yani. Her şeyi de hem kendileri yapıyorlar hem de yayınlıyorlar. Fotoğrafta da yine böyle fenomenler var. Copy paste yani. Kopyala yapıştır. Aynı hayatlar. Aynı şaşa. O fotoğrafı getirir misiniz? Şampiyonlar Ligi diye altına yazmış. Şimdi yine Murat Ağrı'nın haberinde öğreniyoruz ki bütün Şampiyonlar Ligi Masak şeyinde. Gözetiminde yurt dışı yasağı gelmiş. Tabii giden gitmiş. Değil mi? Eylül Öztürk diye bir kadın var. Dalgasını geçiyor Amerika Birleşik Devletleri'nden. Evet geldi ama ben de Amerika Birleşik Devletleri'ndeyim. Duyuyor musunuz şimdi beni? Şimdi geldi ya Şeref Bey. Süper oldu. Tamam şimdi az önce çok güzel bir soruyla bana göre yönlendirdin. Bu sadece bu bir grup insanın yapacağı işle sınırlı değil. Biz sonuçları tartışıyoruz. Sebebe doğru giden yola ben biraz yürümek istiyorum. Şu anda Türkiye gri listede. Gri listedeki bizim bulunma sebeplerimizden bir tanesi kara para aklama. Bu anlamda şu anda Türkiye bana göre dünyanın en büyük para yıkama makinesi haline getirildi. Dışarıdan büyük bir sistem para giriyor ve bu aklanıyor. Yani bu sadece bir fon oluşturdum. O fonla ilgili olarak sana şu kadar faiz vereyim lan olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Biri size gelse dese ki sevgili Cüneyt dolarına %225 faiz vereceğim. Ne dersin buna? Yani uluslararası piyasada bile piranha fonlarında %10 çalıştığı bir ortamda güler geçersin ya da dolandırıcı diye beni ihbar edersin. Ama topluma zarar görmesine engel olmaya çalışırsın ama kanmazsın.
Burada başka bir şey var. Sadece futbolcular değil fakat aynı zamanda bu fenomenler üzerinden sisteme müthiş bir şekilde dışarıdan para giriyor. Bu iki sebepten dolayı biz legal yollardan para toplayamıyoruz. Hatırlarsın bir zamanlar Dubai üzerinden altın geliyordu. Bir rafinerici alıyordu bunu kapalı çarşıda dövize çeviriyordu ve rezerv yapıyordu. Şimdi bu bambaşka bir kanal. Bir yandan fenomenler öbür taraftan bu tür adına, birilerinin adına oluşturan fonlarla para giriyor. Şimdi kara para... Orada bir şey siz çok doğru bir yere girdiniz. Çünkü orada mesela bu konu diyorum ya 40 kişi olduğu söyleniyor. Sadece 8 tanesi futbolcu. Bir de o 8 tane futbolcu şöyle takılıyor. Ya bunların alın teri zaten çalışmışlar. Tamam kimse Arda'nın parası yok demiyor. Emre'nin parası yok demiyor. İyi de bu para nasıl finanse ediliyor? Mesela bu işte diyor ki kapalı çarşıdan tefeciden para aldım. Öbür tefeciden evet. para aldım. O para neyin parası? Yani i̇şte bence asıl hikaye o yani o para yani. Savcılığın üzerine gitmediği durmadığı o yani hani. Şimdi evini düşün. Evinde bir kirli sepeti vardır. Ve onları sen gardıroba asman için gardıropta piyasa olsun, legal alan olsun. Ya da üstüne giymek olsun. Ondan önce çamaşır makinesine koyarsın. O para dediğim para kirli sepetinde Türkiye'ye atlanmak için getirilen, akıtılan para. Bunu biz bazen de hatırlıyorum. 5 yıl önce varlık paraşı diye bir şey uydurmuştu. Bunu bizzat devlet yapmıştı. Nasıl yapmıştı? Ne olursan ol yine gel yurt dışından getirdiğin zaman ben sana kaynak sormayacağım. %2'sini alırım demişti. Hatta bir ara 50 milyar dolar buradan biz para ummuştuk. O umduğumuz para yerine 2 milyar dolar gerçi geldi ama geldi. Şimdi biz bunu yaparken para aklama yöntemlerini değiştirdik. Asıl buradaki özünü sorgulamamız gereken bu para nereden geliyor? Ve böylesi bir fonda insanlar paraları var da %225 dolar faizi olur mu? Hatırlıyorsun bir tane Tosuncuk çıkmıştı. 50 bin lirana bir ayda 20 bin lira faiz vereceğim demişti ve piyasayı tokatlayıp gitmişti. Biz de bunu sadece saf değil açgözlüğe bağlamıştık. Hayır sisteme bir şekilde para girmişti. Hatta bu paranın bir kısmı eksik kalınca Uruguay'a kaçmıştı. Bir adam çıktı yine dedi ki sizin diyor bu Tosuncu'ya kaptırdığınız paraları geri almak için sizden para istiyorum dedi. İkinci versiyonuna türevin de türevi oldu. Hani türev dedi matematikteki gibi aldı götürdü. Ama orada bir şey daha var. Daha da ilginci biz dolandırıldık diye başvuranların bir kısmının da hiç dolandırılmadığı bu vesileyle para evet. almaya kalktığı ortaya çıktı. Yani şimdi... Herkes işin içinde, kusura bakmayın ama ben şimdi kendi görüşümce, bu Ponzi denen bir sistemle bu işler yürüyor. Ponzi nedir? Yüksek kar getiren bir üretim varmış gibi göstererek yatırımcıları sisteme katmayı amaçlayan ve ilk yatırım yapanların ödemelerinin sisteme sonradan katılanların parasıyla yapıldı. Nitelikte dolandırıcılık. Bu inanılmaz bir şekilde para aklama yöntemidir. Ama burada... Öne koyacağınız ilk yatırımcılar çok önemli. Bu mesela ünlü bir futbolcu olabilir, antrenör olabilir, artist olabilir, yani bir siyasetçi olabilir, hatta bir İçişleri Bakanı dahi olabilir. Öne kim koydun, kimle fotoğraf çektirdin, ben bunları kullanarak o toplar paraları toplayacağım ve onlara vaat ettiğim %225 faizi bir sonra bu oltaya düşen insanlar vasıtasıyla ödeyeceğim. Ama toplamda bir şeyi kaçırıyoruz. Aslında sisteme para giriyor. Adamın bir tanesi Suriye sınırından bisikletle geçerken sırtında bir çuvallık çevriliyor. Hemen gümrüktekiler bakıyorlar, açıyorlar ama içinden herhangi bir şeyler çıkıyor. Gönderiyorlar adamı. Sonra adam gene dönüyor. Aynı sırtında çuval her seferinde arıyorlar. Bir müddet sonra vazgeçiyorlar aramaktan. Adam sırtındaki bisikletteki torbayla gidip geliyor. Yıllar sonra gümrük memuru o adamı yakalıyor diyor. Ya yıllarca bunu yaptın sen ne yapıyordun? Ben bisiklet kaçırıyordum demiş. Meğer bisiklet götürüp getiriyormuş. Şimdi bu durumda biz işte antrenöre taktık değil mi? Yani futbolculara taktık. Peki kardeşim bu cambaza bak. Cambaza derken ne oluyor? Müthiş bir şekilde paralar Türkiye'ye giriyor. Aklanıyor. Aklandıktan sonra da işte normal. Hatırlarsınız belki ya tarih hatırlarsınız kitaplardan. İçkinin yasak olduğu Amerika'da 1930'larda bir gece yasak kaldırılıyor. Ve o mafyanın elindeki milyarlarca dolar sisteme nasıl girecekti? Onlar o dönemde banker olmayı seçtiler. Bankerler alasıyla. Bu şeyde özel zamanında da biliyorsun bankerler çoğalmıştı. Banker Kasteli'nin odasında, bürosunda iki masa vardı. Birinde çuvalla parayı getirenler ve ne olur paramı al diye yalvaranlar, ağlayanlar vardı. Öbür taraftan da daha önce verilmiş olan yüksek vaatle parasını almaya gelenler vardı. Buradan alıyordu, o masaya naklediyor, para ödeme yapıyordu. Ta ki
Dışarıdan para gelmediği zaman işte meşhur o Ponzi'lerin sonları hep böyle olur. Şu anda Türkiye'de de aynı şekilde bazı insanlar, ilk girenler kazançlarını aldılar ama çark, o kanal para akıtmaya devam etti. Yani şu anda Türkiye'nin dünyanın en büyük para yıkama makinesidir. Ben biraz sorunu böyle görmek gerektiğini düşünüyorum. Biz sonuçları tartışıyoruz ama kök sebepler çok farklı bir yerde. Şu anda Ponzi sistemiyle kara paracılar devrede. Ve ben şöyle diyorum. Türkiye'de kara para ponzileşiyor. Ey kara paracılar, ponzileşin. Bu kadar namussuz yanılıyor olamaz. Siz şimdi dün bu Dilan Polat, Engin Polat ilk başladığında siz de biraz önce onu da söyledim. Dedim ki ya bu bir magazin olayı değil kardeşim. Burada başka bir hikaye var. Çünkü soruyorsun, evet, Kozmetikçiler Derneği'ne. Adam diyor ki burada bu kadar para kazanamazsınız diyor. Ben kuaförüm Özden'e soruyorum saçımı keserken. Özden, parayı götürüyorsunuz siz de buralardan diyorum. Yok abi, öyle bir para falan yok diyor yani. Nitekim iş patladı. Ve de görüyoruz ki şimdi yeni bir soruşturma daha başlamış. Bir kısmı kaçmış Amerika'dan falan, dalga geçiyor Türk polisiyle. Ha ha ha, ben buradayım, hadi araştırın falan gibisinden. Herhalde bir kırmızı bülten falan çıkar bir noktada ama diğerlerini de şu anda tutmaya, yakalamaya çalışıyorlar. Yurt dışı yasağı gelmiş. Bir de ya bunlar aptal mı diyeyim, yoksa bu sistemin sonsuza kadar süreceğini mi zannettiler diyeyim. Başka bir Ponzi sistemi de aslında fenomenler, evet, kurmuştu. Bunların fenomenler şimdiden de bugün mizah, yani bir algı satıyorlardı onlar herkese, evet, yani şeyde. Bir mizah olsun diye ben bugün bir rehber yayınladım. Hani siz de heves edebilirsiniz bu sistemin, ben de niye, hani ben de biraz ölelim, biz de biraz suç işleyelim, para kazanalım diye. 10 adımda para aklayıcı fenomenler nasıl olunur diye bir rehber yayınladım bugün. Dalga geçmek için biraz. Bir, öncelikle sosyal medyada bir profil yarat. Hatta gidelim mesela, ne yapıyorlar? Hepsi kopyala yapıştır yapıyorlar bu hayatları yani. Evet, ya, bravo. Profil oluştur. İki, güzellik merkezi aç, kozmetik ürün tedarik et, pazarla, ama bunları niye? Çünkü aksiyon olması lazım ki bir para ortadan bir yerden bir yere aksın. Yani mutlaka eğer aksiyon yoksa para akıtamazsın. Üç, hacca ve ümreye git, tavaftan ziyade öz çekimi ver, ağırlıklar paylaş. Dikkat edin, hepsinin böyle bir fotoğrafları var. Umre'de, Haçlı, siz gösteriyorsunuz. Neden sizce bu? Bu böyle bir şey mi yani? Bak biz yani Müslümanız, hani bizde bir şey yok. Hani, yani açıkçası, evet tabii meşrulaştırıyor ve yani. Meşrulaştırıyor ve bunu faizden koparıyor. Bu bir aslında talih, sana da konabilir görüntüsü. Dört, evet, bol bol dua ederken fotoğraf çek. Onu da dua ederken fotoğrafları da olacak. Beş, takipçi sayını artırmak için ajanslık profesörlerle çalış. Öyle gelip bir iki seni Twitter'daki ya da ne bileyim Instagram'daki kendi gayretinden olmaz. Çünkü benim sana çok fazla fenomen olabilmen için takipçiye ihtiyacım var. Sana para yağmaya başladığı zaman onları at, kat dairelerini göster. Yani bu paralar nerelere gidiyor? Sadece bir çuval para değil ama aynı zamanda arabaya dönüşüyor, eve dönüşüyor, para saçmaya dönüşüyor, onu gözlerine sok. Daha sonra pahalı arabalar bilir ama bunların görünmesini sağla. Sadece onları satın alman yetmiyor. Sonra lüks hayatını sergile ki sisteme para sokarken milyon dolarların meşru zemini oluşsun. Ve daha sonra masakın radarına girmek istemiyorsan buna mantarlama diyorlar. Mesela diyelim eğer 10 bin dolardan daha fazla, İngiltere için söylüyorum, bildirmek zorun varsa, 1 milyon doların varsa bunu 9 bin dolarlar şeklinde yap. Türkiye'de de bunu küçük olarak çok fazla insana saç ve günün sonunda tutuklanınca her şeyi inkar et, suçu başkasına at. Başkasını suçla ve sana destek verenleri de, az önce siz başlangıçta söylediniz, ismini veremem dediğin gibi bir yerde tut. Yani bu açıkçası çok güzel girişte dinledim. 4-5 kişinin ya da 5-10 kişinin yapabileceği bir iş değil. Bu organize işler bunlar. Ciğerimize işler bunlar. Hani filmde dediği, şarkıda dediği gibi. Yani aslında her ikisinde de Türkiye'nin çok böyle önemli bir şeyine geliyoruz. Aslında Mehmet Şimşek'in konu alanı, biliyor musunuz bunların hepsi? Yani biz şimdi burada sadece bir, yine nasıl diğerinde ilk başta herkes bu işin magazinine bakıyordu. Ne zamanki araştırmacı gazeteciler girdi, olay patladı. Şimdi de işi mesela Galatasaray, Fenerbahçe, yok o takımın oyuncuları, bu takımın oyuncuları diye bakıyorlar. Oysa mesele futbol değil arkadaş, sen hala anlamadın mı? Yani burada her ikisi de aslında aynı havuza akıyor. Yine Mehmet Şimşek. Yine Bulgaristan var, yine Gürcistan, evet, var. Yine gri liste var. Yani ikisinin de aktığı yer, evet, aynı aslında. Aynı lağma akıyor aslında ikisi. Aynı lağma. Ben bir burada çok güzel bir tespit var. Kara parayla kayıt dışı para da birbirine çok yakın gibi gözükür de.
Mehmet Şimşek'i çağırmak çok güzel bir fikirmiş hakikaten. Türkiye'nin bir sorunu da hızlı kayıt dışına kaçması. Enflasyon yükseldiği zamanlarda 90'larda böyle oldu. Kayıt dışı para kayda girmek, kayıtta kalmamak için çalışır. Çünkü vergiden kaçıyordur. Ama kara para ise sisteme girmeye çalışıyor. İkisinin aslında kaynakları aynı, karışık ama gittikleri nokta farklı. Kayıt dışı dışarıda kalmak istiyor. Kara para ise sisteme girmeye çalışıyor. Yani aralarındaki temel bir fark bu. Şimdi kök sorunu az önce de söyledim. Kök sorun Türkiye kara para üretiyor. Kara para trafiğini yürütüyor. Yani her iş içinde, herkes işin içerisinde ve herkes suçu bir başkasına atıyor. Bunu çözebilmek son derece sadece masaklı olacak gibi değil. Belki dediğin gibi maliye de işin içerisine girmesi lazım. Hatta bugün İstanbul Sanayi Odası'nda gidip konuşan Merkez Bankası Başkanı da bu kadar para aklamanın ayyuka çıktığı bir ortamda kamu nerede duruyor? Bunun da cevabının bize verilmesi gerekiyor. Biz paranın kaynağını sorgulamıyoruz. Parayı kim aldı, kim etti onların? Yani sonuçlarını sorguluyoruz. Biz böyle giderek kara paranın kaynağına ya da ne bileyim para aklamanın özüne inemeyiz. Ama şunu biliyorum ki şu anda Türkiye gri listede bulunma sebeplerinden bir tanesi de dünyanın en büyük laundry'si. En büyük para yıkan ülkesi halinde duruyor. Şeref Bey, bir başka konu var. Şimdi bu aslında nasıl bu fenomenlerin altında farklı farklı şeyler varsa burada da aslında farklı farklı şeyler var. Yani alt açılımları farklı. Mesela burada bu paraları cash olarak veriyorlar. Şimdi Niye veriyorlar? Yani aslında bunu konuşmuyorlar. Niye bunlar çantalarla para veriyor arkadaş? Yani niye bunu sistemin içine sokmuyorlar? Niye para Denizbank'ta mesela birisinin Denizbank'ta şubeden çekiyor, kapının önünde çantayla veriyor parayı. Evet. Şimdi bunun nedenini biliyoruz. Vergi kaçırıyor. O paranın illegal bir para olduğunu biliyor. Yani herhangi bir fondan alınan para niye wire derler ya da şeyle gönderilmez? Swift'le bilmem neyle bankacılık sisteminin içinde de bankadan çekilip elden pastanede bilmem de verilir. Bunun bir nedeni var yani. Bu sadece bir şey değil. Yani aptallıktan kaynaklanmıyor. Herkes çok... Hayır, asla. Çünkü onu başka türlü sisteme sokamazsın. Swift dedin az önce. Swift ise ancak o takip ediliyor. Çünkü paranın izi çok kolay sürülüyor teknolojide artık. Ama zaten o Swift'te nakledilecek bir hale gelmişse çoktan temizlenmiştir. Ben onu çuval çuval getireceğim. Bir şekilde böyle arabalar, at kat yatlarla, makyajlarla ortaya saçarak, belki düğünlerle, şenliklerle dağıtacağım. Ama ondan sonra buraya mal satan, araba tedarik eden ya da banka ise komisyonu alacağı çerçevesinde ona hizmet veren herkes bunu kaydına alarak meşrulaştıracak. Yani o yüzden sistemin içerisinde hiç kimse değil. Şimdi bugün sadece banka kendisinden habersiz bu kadar bir transaction olabilir mi? Değil. Peki MASAK daha önce ya da ne bileyim polisin radarına yakalanmaz mı bu kadar para hareketleri? Galeriden gittin aldın yüzlerce araba ya da emlaktan aldın. Bunları zaptına geçirirken tabu kayıtlarında bu paraların kaynağı sorulmaz mı? O anlamda baktığınız zaman bu şebeke, sandığımız şebeke görünenin çok daha altında. Iceberg'in ucunu biz tartışıyoruz ama biliyorsun iceberg'in 9'da 1'i yukarıdadır. 9'da 8'i aşağıdadır. Aşağı inebilmek için bizim soruşturmayı, hani dedin ya Fatih Terim ya da ne bileyim başkalarını, Hakan Ateş'i buraya çağırayım. Bana göre bir üst level'a getirmemiz gerekiyor ki biz bunu çözelim. Ya da biz sonuçları tartışırken bir müddet sonra gündem değişecek. Türkiye'de belki bunun sonucunda işte 10 milyar 12 milyar dolar mı daha yeniden para girmiş olacak. Şimdi mesela Dilan Polat bugün Oda TV'ye bir mektup yazmış. Diyor ki ya diyor bizim kusurlarımız var diyor. Zaten yapılan açıklamalarda da o. Biz diyor vergi kaçırmışız diyor. Onu da ödeyeceğiz, hesaplaşacağız diyor. Şimdi Türkiye'de vergi kaçırmak diye bir şey var, lüks var. İnsanlar bunun artık cezasız olduğunu farkındalar. Zaten mesela bu işi idare etmeye çalıştıklarında diyor. O kadar af çıkarıyor. Biz sadece vergi kaçırdık diyor. Yani o kadar af çıkarırsan, ödeyeni de enayi yerine konarsan ve üstelik vergi kaçırdığın zaman da affedileceğini bilirsen niye kaçırmayasın? Yani aslında temel sıkıntı başka yerlere gidiyor. Şimdi şu anda motorlu taşıtlar vergisinin taksitleri nasıl ödeyeceğimi düşünüyorum. Ama eğer ödemezsem ne muayene yapıyor ne araç satabiliyorlar. Ama öbür taraftan çok yüksek montanlı paralarda vergi kaçırdığın zaman oturuyorsun maliyeyle bir itirafname ya da buna rağmen pişmanlık ya da belirli bir ceza karşılığında ne yapmış oluyorsun? Paran artık bir matrah haline geliyor.
kara parayı matraha mı çevirmek istiyorsun? Ki matrah biliyorsun üzerinden vergi alınan paradır. Matrah olduğu zaman yıkanmış tertemiz bir gömlek gibi, tişört gibi artık onu üstüne giyip dolaşabilirsin. Yani o açıdan maliye de yıkamanın bir parçası. Çünkü o da neticede deterjanını temin ediyor sistemin. Aynen. Yani bence bu şeylerin mesela bu hikaye niye bu kadar patladı? Aslında Türkiye'de dün bir arkadaşım söylüyor. Yani niye bu kadar bu kara para konuşulmaya başladı? İllegal bahis konuşulmaya başlandı. Dedim ki ya artık o kadar büyük ki. Yani hiçbir çuvala sığmıyor. Ve de bunu sisteme koymak için de herkes farklı yöntemler deniyor. Ve de bu artık öylesine kurumsallaşmış ki işte en ünlü futbolcu da olsan, zabıta müdürü de olsan çantayla para veriyorsun ve biliyorsun ki o sistem doğru bir sistem değil. Yani çantayla para verdiğin bankaya hiçbir sistemin legal olması mümkün değil. Herkes asla bunu farkında. Evet, yani herkes, ama biz şimdi şey yapıyoruz, şu muameleyi yapıyoruz. Ya bunlar da ne kadar saf insanlar. Ya ne safı ya? Yani çantayla para verdiğin hiçbir sistem şu anda legal sistemin bir parçası olamaz. Haksız mıyım bunda? Aslında şeytani inovasyonun en güzel örnekleri biz. İsterdik ki sanayide inovasyon yapalım ama biz şeytanlıkta bunu inovasyon yaptık. Herkes bunu biliyor. Suç işlediğini biliyor. Ben yakalanmam ya da yakalanırsam nasılsa bir şekilde affedileceğim, nasılsa aracılarla serbest bırakılacağım duygusu zaten adaletin olmadığı bir ortamda başımıza gelen en büyük kirliliktir. O açıdan ben bunun peşini bırakmazsak ta o kara parayı ülkeye sokmak isteyenlere kadar uzanabiliriz. Şimdi burada son olarak bir de bankacılık sisteminin konuşmamız lazım. Yani bir bankanın içinde bir şube müdürü yıllar boyunca böyle bir kendi bankasını kurup orada bir düzen işletebiliyor. Şimdi bakıyorsunuz çelişkili ifadeler var. Denizbank'ın bir açıklaması var. Hatta ilk başta işte Denizbank'a gidiyor futbolcular, anlaşırız diyorlar. O konuşmalara bakıyorsunuz ya bu işi onlar halleder diyorlar. Daha da aslında tuhaflıklar var. Mesela Cumhurbaşkanı'na kadar gidildiği söyleniyor bazı futbolcuların. Çok doğru. Orada, evet. O da tuhaf yani siyaset ne? Cumhurbaşkanı ne yapsın kardeşim? Gidin mahkemeye çözün der. Ya da normal şartlarda bir bankada böyle bir şey olduğu zaman ne yapar? Dersin ki hemen savcılığa bildirelim. Polisi çağırın polisi. Ama burada böyle olmadığı iddia ediliyor mesela. Diyor ki ya beni aldılar, serum taktılar, ifademi şöyle yaptılar, böyle yaptılar. Ya bunu da tartışmamız gerekiyor değil mi? Evet. Bu da bence çok önemli bir şey. Türkiye'de hani 2001 krizinden sonra bankalar bir toparlandı. Kendine çeki düzen verdi. Çok sıkı denetleniyorlar. Ama bu gördüğümüz bütün bankacılık sistemi içinde bir sıkıntı bence. Siz ne diyorsunuz bir ekonomist olarak merak ediyorum son olarak. Ekonomist olarak şunu diyorum. Bankalar malum Türkiye'deki finans aslında bizim kan damarlarımız. Bankada bir zaaf varsa aslında ekonomide bir zaaf vardı. Üstelik 2009 krizinde Türkiye'nin küresel krizde atlatmasında bankacılık sistemimizde 2001'den aldığımız derslerle oluşturduğumuz çok sağlam yapılarla oldu. Bankaların hem iç denetimle, Murakıplar Kurulu, Türkiye Bankalar Birliği artı dış denetimlerle her şeyin kontrol edildiği bir ortamda Cüneyt Özdemir mesela bankadaki bir makbuzunda 50 lira eksik ödediği dahi fark edilince onu fark eden yazılımlarla uyarıldığı bir ortamda milyarlarca liranın aktığı bir yapı temel sistemin en tepesindeki insanlar tarafından bilinmeden asla mümkün değildir. Sadece o bankanın tepesindeki değil fakat bankacılık sistemini dışarıdan denetleyen kamunun bile. Hele özellikle bu son dönemde bütün özel bankalar bile kamu bankası gibi regülasyonlar sebebiyle o kadar regülasyon yağdı ki başlarına. Sen şu faizi vereceksin, şu kadar dolar satacaksın, şu kadar satmayacaksın, az önce satışlarını durdur, kim senden ne kadar para istedi, onu bana bildir ben onay verirsem diyor Merkez Bankası o parayı ver. Hatta bu çerçevede kendi 200 milyon doları olan bankada 6 bin doları almak için bir hafta uğraşan adamın öyküsünü bilen burada paylaşmıştım. Bu sistem içerisinde şu anda bankaların kirlilik sebebiyle yeniden bir açık saçınım 10 bin bakıma ihtiyacı var. Evet. Şeref Bey çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Dediğim gibi modern bir hikaye düşünün. Modern romanda böyledir. Yani bir ana hikaye vardır. Alt hikaye. Burada da açtıkça Pandora'nın kutusu gibi yani bu. O yüzden önemli. O yüzden insanlar bunu bu kadar konuşuluyor. Sadece bir tane teknik direktörün adının kullanıldığı, bir bankanın adının geçtiği ya da işte ünlü futbolcuların olduğu için değil. O da tabii ki bu işin hani biz habercilerin deyimiyle seksi kısmı. Çünkü insanlar bunu merak ediyorlar. Ünlü insanların hayatlarını, neler yaptıklarını. Ama şu konuştuğumuz konulara baktığınız zaman aslında herkesin sistemi bildiğini görüyorsunuz. Bu soruşturmaya da biraz farklı bir bakış açısıyla ele almak lazım. Hem bu soruşturmaya hem de bu fenomenler meselesine.
Yani fenomenler meselesine siz sadece Engin Polat'la Dilan Polat görgüsüzlük yaptı seviyesinde bakarsanız öyle bir buzdağının en üstünde böyle görmezsiniz bile. Iceberg'in en şeyine bakarsınız. Ama ya kardeşim bunlar aynı masaya oturmuşlar. Aynı hayatları yaşıyorlar. Böyle bir rastlantı olabilir mi? Bütün bunların ilişkilerine bakarız dediğiniz zaman başka bir şey oluyor. Şimdi getir o mesela kim o? Ben hiç Eylül ya şunu anlamıyorum. Gazeteciler ve vatandaş artık gazeteciye dönüştü. Bunların peşini bırakmıyor. Bunları ortaya çıkartan vatandaş farkındaysanız. Vatandaş ve bir grup gazeteci yani. Avukat, vatandaş, yurt dışında yaşayan bir iki gazeteci, Türkiye'deki bir iki gazeteci ipliğini çekip şey yapanlar. Eylül diyor ki bak diyor burada bana gelmişler diyor. Ben de diyor Amerika'dayım diyor. Kendinden emin diyor ki ben paraları getirmişim buraya. Ya millet tek tek bunun nerede ne aldığını böyle şeyleriyle adresleriyle anlatıyorlar. Günlerdir, aylardır. Şimdi aynı şey bu şey meselesinde, Ponzi meselesinde var yani. Bakıyorsunuz bir sürü çelişki var. Ya işte savcı yetiştiremedi mi bilmiyorum. Nedeni bu mu? Bir savcı daha koyun ya. Bütün Türkiye'yi ilgilendiren bir şey var. Biraz hızlandırın bu sistemi. Niye bekletiyorsunuz yani şey? Neyi bekletiyorsunuz? Şey mi bekletiyor? Dur abicim bu nasıl olsa unutulur işte. Burası Orta Doğu. Bir tane şey olur. Orada bir kaza olur. Orada bir bilmem ne olur. İki tane bomba atarlar bir yere. Bu işler de kapanır. Herkes tak sepeti koluna. Herkes kendi yoluna olur diye mi bakıyorlar? Ne demiş Eylül mesela? Yurt dışına parayı götüren kardeşimiz. Verdim bu süreçte. Elim ayağım şimdi gör bak. Yine titriyor yani. Müthiş zor bir süreç. Dilim dimağım kuruyor yani. Ve gerçekten çok seviniyorum. Yani böyle araştırmalar hani diyorlar ya bir kere 600 fenomen daha inceleme yanında. Yemin ediyorum o zaman da çok sevindim. Şimdi de çok seviniyorum. Çünkü biliyorum ki sonuna yaklaşıyoruz. Bunu söylediğim zaman da diyorlar ki pişkinlik. Ha kaçtın ya oraya. O yüzden bu pişkinlik. Hayır bu pişkinlik değil ama bitmesini istiyorum artık. Bitmesini, sonlanmasını istiyorum. Ve bunu istemem kadar da. Yani şimdi tabii bir yandan bu var. Bir yandan kim o? Bir tane başka bir tane şey var. Onu getirsenize. Bir şey koymuş o değil ya biraz önce yazı var ben Amerika'dayım ama ne olacak bu işler nasıl olacak diye dalga geçiyor yani almış parayı bu aynı insanın şeymiş storiesine koymuş bir tane onu gördüm sosyal medyada bu değil bir tane daha yollamıştım size ya orada bunun bir başka bir sevim mi o sevim olan mı sevim mi artık bunları da ben yani bilmiyordum tek tek onlara da bakmaya başladık onlar da bu işin dalgasında bakalım ne olacak? Biz de bakıyoruz işte böyle film seyreder gibi, Netflix dizisi seyreder gibi bir şeyin ortasına düştük yani. Hep beraber bunu anlamaya çalışıyoruz. Daha şeye gelmedim bir de şimdi. Bir de hep böyle bir Gürcistan, Bulgaristan ve de KKTC ayağı var bu hikayede. Hangisini, hangi ipi çeksek ya Bulgaristan'dan çıkıyor ucu ya Gürcistan'dan ya KKTC'den. O yüzden diyorum bence burada yani Türkiye'de bir temiz eller başlaması lazım. Bütün sadece tek tek yakaladığınız zaman... Bir şeye varmıyor yani. Toplu bakmak lazım ki işin nereye gittiğini görelim. Şu anda çok bu kolay para çok şey olarak geziyor yani ortada. Bir kişinin, iki kişinin, 3-4 kişinin şey üzerinden konuşuluyor. Oysa bir sistem sorunuyla karşı karşıyayız. Bak Laz kızı açıklama yapmış serbest bırakılan. Gariban bir tane kadın yani. Dün gözaltına aldılar ya şey diye. Memesinin ucunu gösterdi. Bir izleyicimiz diyor ki memeye memen diyorsunuz. Ne diyelim? Göğüs mü diyelim? Göğüs deyince daha mı kibar oluyor? Öyle mi kibar oluyor olsan? Göğüs daha mı iyi? Meme deyince sen bir şey mi oluyor? Bilmiyorum. Tahrik mi oluyorsunuz meme deyince? Yani Allah'ım ya. Neyse o da şey yapmış. Ben diyor eşim de bilmiyordu. O yanımdaydı ama diyor öyle düğmem kopmuştu diyor. Ya bu olan biteni yabancılara anlatmakta zorlanıyoruz arkadaşlar. Kadını ters kelepçeyle almışlar. Orada abi kapalı çarşıda tefeci paraları götürüyor. Öbür tarafta futbolcu kadına çökmüş paralarını alıyor. Artık işler ayyuha çıkmış. Onlara bakıyor herkes yani. Orada zavallı Laz kızı diye bu zavallı kadını. Zavallı gerçekten yani. Hani ters kelepçeyle alıp götürüyorsun. Abi gözünüzü seveyim ya. Anlatamıyoruz bunları reis yani. Yabancılar geldiği zaman anlatamıyoruz ya. Ya işte bunu dekolteden aldılar diyoruz. E diyor yani dekolte yasak mı? Yok diyoruz yani. TikTok'ta işte biraz şey... Hani hay Allah'ım ya. Düğmem koptu demiş. Ne desin abi? Açtım memeleri. O kadar kazanmadım demiş yani. 6-7 bin lira kazan. Ha o zaman bırakın ya 6-7 bin lira kazanmış. 100 bin liranın altında bir şey yok. Gözaltı yok.
Ay Allah'ım ya. Türkiye'de ahlak öyle bir şey ki sadece kadınla ilgili diyor Sarp Çağlar. Tabii abicim, senin hiç ahlaksız erkek gördün mü? Ahlaksız kadın olur hep, öyle derler yani. Erkekler ne yapsa erkektir, yeridir derler yani. Hani. Suç düğmenin demiş bir izleyicimiz de. Dün Erdoğan yavaş yavaş siyasetle hareketleniyor. Biz de yeni programa başlıyoruz. Kenan şu anda Bakü yollarında, uçaktan seyrediyor programı. Ben de yarın gideceğim Bakü'ye. Seçim programına başlayacağız. İşte adayları çıkartacağız. Aday adaylarını da. Böyle bir platform olsun diye. Çok fazla insan arıyor çünkü. Yani biz de çıkmak istiyoruz, konuşmak istiyoruz. Tamam diyoruz biz de, bakalım. Belki bazı illere biz gideceğiz. Önümüzdeki günlerde başlayacak. Erdoğan dün AK Parti İstanbul İl Kongresi'nde sanırım bir konuşma yaptı. İlginç de bir telefon görüşmesi var. Verebiliyor muyuz onu? Birisini arıyor. Yeni üye olmuş. Görüşüyorum. O da onunla da konuşuyor. Baştan ver, baştan. Hanımefendi, kiminle görüşüyorum? Siz kimi aramıştınız? Ben Berfin Hanım'ı arıyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Şimdi şu anda biz İstanbul İl Teşkilatı'nda 2010'muş, eskiymiş bu ya. Yeniden vizyona girmiş, o yüzden şey olduk. Neyse, yine de renkli. Erdoğanlı yıllar için koyun bir kenara Nazlı. Sakla görüntüyü. Erdoğanlı yıllar belgeselimizde bu konuya da değiniriz. Bir noktada yer veririz. İmamoğlu bir açıklama mı yapmış Tevfik Göksu ile ilgili? Ne demiş? İstanbul'da da şimdi herkes AK Parti'nin adayı. Yani kurumun başında adam yok demek gibi, yalan konuştun demek gibi birçok şey var ama dediğim gibi hem kötü söz sahibine aittir hem de çok anlamlı bir söz de değil zaten. Zaten birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde. Yine de güzel anılarla bugün vedalaşmış olduk kendisiyle. Yolu açık olsun, başarılar dileriz. Şimdi Cumhuriyet Halk... Evet. Herkes işin dalgasında, hakara makarasında. Merkez Bankası Başkanı açıklama yapmış. Diyor ki düşük enflasyon geniş anlamda bir istikrara tekabül ediyor ve artık bu istikrardan taviz verme lüksü kalmamıştır. Adalet Bakanı'nın bir açıklaması var. T24'e yapmış. Tunç, Yılmaz Tunç diyor ki gizli fon davası ile ilgili 7 sanık 18 müşteki, Fatih Terim fonu olayında 7 sanık 18 müşteki var. İddianame kabul edildi. Yargı iddiaları araştıracaktır. En doğru karar çıkacaktır. Yani seçildi, bu hikaye kapatılıyor. Diğeri de bakalım Engin'le Dilan'la kapatılacak gibi. Tamam abicim ya, büyütmeyelim. Tamam, alan aldı, veren verdi. Hadi tak sepeti koluna, seçil sen de abicim. Burun seçile, herkes alsın seçili yani. Seçile dolandıranlar, seçile çökenler, keş paraları getirenler, vergi kaçıranlar, bütün sistemin bir yandan mağduru bir yandan mağruru olanlar falan, hepsini bırakın abi. Her şey tek suçlu seçil. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer de demiş ki söz konusu olay bir dolandırıcılık olayı. Sermaye piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu. Tamamen dolandırıcılık. İşte güzel. Adına da dolandırıcılık de. Tamam abi, bakan böyle diyor. SPK Başkanı böyle diyor. Savcı zaten kimi ifadeyi Habertürk görmüş, savcı görmemiş. Hani işte biz de burada affedersiniz geri zekalı gibi bunları konuşup duruyoruz yani. Zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış yani. Bizdeki durum bu yani, hani şeyde. Ya da sen bunu hala şey olarak gör. Abicim Galatasaraylılara komplo düzenleniyor. Bunlar işte Galatasaray düşmanı. Yok Fener düşmanı. Bu kafayla gidelim. Adamlar parayı götürüyor orada nasıl olsa. Bir düzen kurulmuş. Bulgaristan'a gidiyor, Gürcistan'a geliyor. Oradan KKTC zaten dipsiz bir kuyu. Kimsenin o kuyuya baktığı da yok. Sembolik bir tane büyükelçi atanmış. Ne yaptığı da belli değil orada. Nasıl olsa arka bahçede böyle bir yer de var. Hani bir yandan burada kumar yasak ama cep telefonuyla kumar oynayabiliyorsun. Uçağa binip bir saat sonra KKTC'ye nüfus cüzdanına girip kumara devam edebiliyorsun.
Hep beraber bunlar yokmuş gibi davranalım. Evet, hangi takımdın sen? Fenerbahçe. Evet, Galatasaray. Evet abicim. Yani. Bu düzeyde bir hayat sürdürelim yani. Kahvehanede pişbirik oynayan adamlarız hepimiz yani şu anda. Cüneyt Bey, her şey yine zam geliyor. Yılbaşı önü neyin zammı bu? Yılbaşında zam yapılacak zaten. Abi tamam işte. Yani asgari ücretin ne olacağını merak ederim biz. Orada milyarlar el değiştirsin çantalar içinde. Türkiye'nin böyle bir türlü beri şey olmasın, doğrulmasın ama yargıya güveniyoruz. Peki güveniyoruz. CHP Karabük Milletvekili, yüksek karlı gizli fon vaadiyle yaşanan dolandırıcılık davasının gündeme getirmesi ve fonlar hakkında soruşturma açılıp açılmayacağını sormuş. Söz konusu olay bir dolandırıcılık olayı, sermaye piyasası mevzuatına göre bir fon değil bu. Tamamen dolandırıcılık. Adının fon olması, fon olarak lanse edilmesi mevzuatımızdaki fonu kapsamıyor. İyi de bütün bunlar nerede oluyor? Yani bunlar şeyde, Cibuti'deki şeyde mi oluyor? Banka şubesinde mi oluyor? Yani normal mi bunlar? Birisine bir yere götür, 10 bin dolar yolla. Git bir bankadan 50 bin dolar çek bakayım. Veriyorlar mı 50 bin dolar? Veriyor da yani. Dur bakalım bankada para var mı? 3 gün sonra gel, 2 gün sonra gel, bilmem ne gel. Yani ama bunlar şeyi ilgilendirmiyor şu anda. Benim gördüğüm kadarıyla. Ben ikna oldum. Yani sizi bilmem. Hani yargıya güveniyorum ben çünkü. Yargı 5 yıl sonra, 10 yıl sonra. Yani bir biliyorsunuz kara tren bekliyorsun. Ya geliyor, gelmiyor. Bizdeki yargı da öyle yani. Hizbullah davası. Ya onları 10 yılda biz çözemedik bu işi. Yargılayamadık. Saldık. Abi bunlar adam öldürdüler ya. Hani geçtim dolandırıcı. Ya kusura bakmayın yani. Zaten bir infaz yasası var ki evlere şenlik. Ömür boyu hapis veriyorsun. 3 yılda çıkıyor. Geçen gün. Bunları diyorum ya bak biz bunları yani bir yandan yaptığımız için de ne kadar boş olduğunu düşünüyorum. Yani. Geçen gün Hanefi Avcı'yı aldık. Konuştuk. Çok da güzel konuştuk. Biraz önce Şeref Oğuz'da olduğu gibi. Güzel bir sohbetimiz oldu. Dedi ki ya dedi aynı suçtan insanlar 10 defa tutuklanıyor. Nasıl olur? Hatta Hüseyin Baybaşı'nın örneğini verdi. Adam Hollanda'da tutuklandı uyuşturucu kaçakçılığından. Hala cezaevinde yıllardır. Biz de bakıyorsun. İşte bizim sevgili Timur'un kitabına bakın. Baronlar Savaşı mıydı? Neydi? Baronların hikayesi. Ya sırf o kitabı al iddianame yap yani. Yani yargıdaki olaylara bak yani. İfadeler değişiyor, tanıklar değişiyor. Avukatlar işin içinde acayip aktif. Mafyanın avukatı mı, mafyanın kendisi mi? Her şey birbirine girmiş yeraltı dünyasında. Ve oraya kimse bakmıyor. Hanefi Bey dedi ki böyle bir şey olur mu? Yani burada yargı bir yere kadar geliyor. Ondan sonra polis yakalıyor. Ali Yerlikaya artık yakalamadığı şey kalmadı Ali Yerlikaya'nın. Her gün operasyon, her gün operasyon. Çok da iyi yapıyor, helal olsun. Ama yargıya geliyorsun. Hanefi Bey dedi ki ya böyle burada değişiklik yapılması lazım. Bir iki kanun değişse şey olacak. Ama şimdi geliyoruz yine aynı masalı dinliyoruz. Engin Polat, Dilan Polat masalı gibi işte. Güzellik salonu açtık. Paraları götürüyoruz. Çok para var bu işte. Yok diyorlar. Yok var. Yargıya güvenin. Yargı bunu hallediyor. Etmiyor. Edemiyor. Görüyoruz. Nereden görüyoruz? Bunu şey yapmıyorum ki ya da biz bunu konuşuyoruz yani. Diyoruz ki eski emniyet müdürü söylüyor, Şeref Bey söylüyor, diyor ki ya bu işe başka bir açıdan bakmak lazım. Şimdi bunu indirdiler bir dolandırıcılık meselesine. Yani sen bütün bu olaya bir dolandırıcılık gözüyle de bakabilirsin. Ama ne bileyim temiz eller savcısı gibi bir savcı gelir der ki bir dakika kardeşim çok kapsamlı bir şey var. Hop kapalı çarşıya operasyon da yapabilirsin bir sabah. Kimmiş bu adam diye çok kolay bulabilirsin. Bir sabah bunun şeylerini de bulabilirsin. Bir dakika biz yanlış bir açıyla bakıyoruz kardeşim. Bunu dolandırılıyorum diye başvuranlara kadın diyor ki bunlar beni dolandırdı. Yani müşteki olarak gitmiş. Ben burada şeyim diyor, mağdurum diyor. Oysa mağdur değil diye de bakabilirsin. Ya da ya bankacılık ya nasıl olur? 50 bin doları çekemediğin bir yerde bu kadar para bir bankanın içine nasıl giriyor çıkıyor da kimse bundan huylanmıyor, geçtim huylanmayı. Ya da sonrasındaki soruşturmada bir bankanın genel müdürü nasıl geliyor da bunu böyle bir şey yapıyor da diyebilirsin. Ya da dersin ki Seçil Bank kuruldu, vurun Seçil'e atın hapse. Yanlış anlaşılmasın, Seçil'e diyorum ya dolandırıcılık baş ödülünü vermek lazım yani kadın yani. Dört dörtlük becermiş bu işi. O yüzden... Yani Seçil'le şey yapmıyorum şimdi. Hani empati yapmıyorum. Yani empati yaptığım zaman da üzülüyorum biraz biliyor musunuz kadına? Şimdi geçen gün birisi diyor ki abi diyor, onlar Seçil diyor parayı diyor kriptoya çevirmiştir diyor. Nasıl olsa 3-5 yıl yatarım çıkarım diyordur diyor. Ve de şey yapar diyor.
seçili ben gerçekten böyle filmini falan yapmak istiyorum yani. Çünkü kadın bir sisteme giriyor, en yakın arkadaşından yani zabıtadan eczacıya, dermatoloğundan bilmem neye kadar, Türkiye'nin en tanınmış isimlerine kadar dolandırıyor. Kara paracıların eline düşüyor, açgözlü futbolcuların eline düşüyor, çöküyorlar, arkadaşı geliyor, dövüyor, akrabası bunun üzerine musallat oluyor. Ve de kadın itiraf ediyor, banka diyor ki sen yaptın, bizden aman uzak dur. Şahane bir hikaye değil mi abi? Seçil. Kadının anlatmadıkları var diyor. Magic Freeman. %100 var. Bir kısmını da çarpıtıyor. Eksik anlatıyor abicim. Orası da %100 yani. Onda hiçbir şeyim yok ki. Ama işte kadının anlatması şart değil ki. Şu andaki teknolojiyle farklı ifadeler alırsın. Teknolojiye bakarsın. HTS kayıtlarına bakarsın. Sen kendi hikayeni kendin yazarsın. Yoksa kadının ağzının içine bakarsan kadın istediği gibi seni elinde oynatır. Bir der ki bu girdi, bu girmedi. Bu bana bunu yaptı, bu böyle oldu. Herkesin kafasında başka hesaplar var. Şimdi ben şimdi iddianameye bakıyorum. Mesela futbolcuların hepsinin iddianamedeki ifadelerine bakıyorum. Aynı cümleyle bitiyor. Bundan şurada işte banka müdürünü söylüyor, bilmem neyi söylüyor. Bunlar sorumludur, bundan almak istiyorum. Bir tanesi de farklı ifade vermemiş. Hepsi aynı ifadeyi vermiş. Niye? Çünkü yani onlar da anlaşmışlar aralarında yani. Herkes bir şeyde bir şekilde bunu yönlendiriyor kendi şeyiyle, çıkarıyla ilgili. Kimi suçlayabiliriz ki? Hepsi kendi derdinde. Asıl bunu çıkartacak olan, bu hikayeyi noktalayacak olan adalet. Neyse ki adalete de güveniyoruz diyelim. Ve de bugünkü yayınımızı da yavaştan, ağırdan şöyle toparlayalım. Çok beğenmemişsiniz bugün. 2000 tane beğen var yani. Ama istiyorsanız uzatabilirim de yani. Şeyde değil hani, zamanım var. Niye mesela biz bir saatte bitiriyoruz her gün yayını? Niye bir saat 15 dakika değil ya da niye 45 dakika değil de bir saat? Gibinin ikinci sezonu çekiliyor mu acaba? New York'ta bir aşk hikayesi. Ya başıma bir şey gelmeyecekse izninizle bu filmle ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Ben beğendim filmi ya. Herkes yerden yere vuruyor. Çok kötüydü, bilmem neydi, böyle rezalet mi olur? Tiyatro gibi bilmem ne. Güzel işte abi, ne bekliyorsunuz yani New York'ta? Güzel işte, Kıvanç'la Beren güzel bir film çekmişler. Güzel de bir twist var. Hani filmin içinde, şimdi spoiler vermeyeyim. Herkes de bir kötüleme. Ay çok kötü film, çok kötü olmuş, çok kötü olmuş. Abi ben size kötü film sayayım yani, kötü film istiyorsanız yani. Gayet işte oturuyorsun, çekirdek çitleyerek izliyorsun. Ne bekliyorsun yani hani? Uzatın diyorlar. Netflix'i savunuyor diyor Mehmet. Bu futbol taraftarlığı da bize biraz daha bunu getirdi yani. Artık hep bir tarafız yani. Tayyipçiler, anti-Tayyipçiler. Kılıçdaroğlu'cular, İmamoğlu'cular. Her şeye bir maç gibi bakıyoruz yani. Netflix'i sevenler, Netflix'ten nefret edenler. Yani bana ne, Netflix'in bir filmini seviyorum, bir filmini sevmiyorum. Tamamen paşa gönlüm karar veriyor bana. Netflix'ten bir para mı alıyorum? Ya da ne bileyim, Netflix'ten bir tehdit mi alıyorum yani? Hani. Yok, oturuyorum, seçiyorum, parasını vermişim, korsan da izlemiyorum. Açıyorum, üzerine de diyorum ki güzel film olmuş, kötü film olmuş yani. Mahsun Kırmızıgül'le rastlaştık geçen gün. O da bizim yayınımızı izlemiş. Vallahi sayende öğrendik diyor yani şeyin ne olduğunu. Çünkü parça parça veriyorlar diyor. Anlamıyoruz, kayboluyoruz diyor. Ama diyor öğrendik diyor. Aysun İmer, Gold Coast Avustralya'dan selamlar Cüneyt Bey. İyi yayınlar diliyor. Helikopterde mi, uçakta mı şu anda? Vay anasına be. Avustralya'da helikopterlerde bile dinleniyoruz, izleniyoruz. Prestij meselesini mesela ben beğenmedim. Mahsun'a bir şey diyemedim ama Mahsun yönetmenliğini yapmış. Oğlu da oynamış. Hüseyin Yücel'den bahsetmeyecek misiniz? Hüseyin Yücel ne demiş ya? Ben bu olaylara daldım, iddianame okuyorum, şey yapıyorum. Ne demiş Hüseyin? Yunus soruyor. Yine bir futbol. Beşiktaş'ta başkanlık seçimleri var herhalde. Şimdilik o topa girmeyelim. Bari biz girmeyelim. Yeterince spor şeyi girmiş durumda. Galatasaray Manchester United maçını konuşun. Pol maç soruyor. Maç 3-2 bitecek. Öyle.
Yazın kenara, akşam bin ararsınız. Evet, 3-2 Galatasaray yenecek ama. Nereden biliyorsun diyeceksin. Bağlantılarım var kardeşim. Derin bağlantılarım var derin futboldan. Derin futbol diye program var abiciğim. Peki. Bugünlük benden bu kadar. İşbirlikleri için kenan@ipnot.tv'ye yazabilirsiniz. Abone olursanız mesela yarın saat kaçta yayını açacağız bilmiyorum. Saat 8.30'da uçağa biniyoruz. 12.30'da iniyoruz herhalde Bakü'ye. Sanırım biraz geç açacağız. Ama abone olursanız zaten bildirimleri aç dediğinizde size uyarı geliyor. Yarın saat 1 gibi herhalde Bakü'den karşınıza geleceğiz. Onun dışında da bizden bu kadar. Katıl tuşuna bize destek verebilirsiniz. Anneli tutulmaz o anlamda. Şey yapmayın, çekinmeyin yani. Hani. Dur bir Cüneyt'lere 2,5 lira yollayayım. 2,5 lira nedir ya? 2,5 liralık abonelik sisteminiz var ya. Hay Allah'ım ya. Arttıramadık da bir türlü. Helikoptermiş bak. Eyvallah, tamam. İyi uçuklar Avustralya'ya. Yarın bir ara, işte 13 mi olur, 14 mi olur? Bir ara görüşmek üzere. Kadın sağlıcakla.